değiştiğini, dengelerin değiştiği, bunun ilk ülkesinin Türkiye olduğunu farkında değil. Hala eski ezberlerle mesleğini icra etmeye çalışan ve dünyayı okuyan bir zaviye var Türk gazetecisinde de. Ama işte dünya, bölgemiz, dünyanın diğer yerlerinden geldiğinde yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Çok aşikar diyorlar. Ha, biraz da şey, Türkiye'de belki de çok fazla cambaza bak deniyor. Yani cambaza bak deniyor. Gündem bu. Herkes o gündeme yoğunlaşsın. Dünyaya bakmaya gerek yok. Siz cambaza bakın. Siz burada olana bakın. Onlar CHP kongresine yoğunlaşmış. CHP'de ne olacak? Özgür Özel mi alacak? O hafta sonu olan bir toplantı olduğu için aralarda herkes CHP'ye Özgür Özel'i konuşuyor. Dünyanın diğer gazetecileri, dünyadan gelen diğer gazetecilerde Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Yeni kurulacak dünya düzeninde kilit ülke olacak. Acaba Türkiye bunun farkında mı sorusunun yanıtını arıyorlar. Bizim gazetecilerimiz de CHP'nin genel başkanı kim olacak? Bu sorunun yanıtını arıyor. Yani evet. Burada özelliğine de geldiğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi özelliğine de geldiğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şangay İşbirliği Örgütü ya da Asya'daki yapılanmalar, Asya'da diktatörlük var. Ya klasik nasıl diyeyimse Washington politikası. Yani Washington DC'de bir kongre üyesi nasıl konuşuyorsa, Asya'yı nasıl görüyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili de o şekilde görüyor. Ya çok acı. Çok acı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Biz Asya'yı bir milletiz. Biz Asya'yı bir milletiz. Tabii Avrupa muasır medeniyetti o dönemde. Ama şu anda muasır medeniyet değil. Asya'ya gittiğiniz zaman, Çin'in o teknolojik şehirlerini gördüğünüz zaman, dijital altyapısını gördüğünüz zaman muasır medeniyet burada ve ben bunun üzerine çıkmalıyım demeniz gerekiyor. Bunun üzerine çıkmalıyım. Ya şehir düşünün ki şehirde fosil yakıt kullanan araç yok. Bütün araçlar elektrikli araçlar kullanıyor. Bütün herkes bunu kullanıyor. Yani korna sesi yok. Her şey dijital. Herkes cep telefonundan ödemesini yapıyor, alıyor, veriyor, alışverişini yapıyor. Paket taşıyan cihazlar var yanınızda. Dijital bir şehir oluşturmuş orada. Yani hakikaten dijital bir şehir oluşturmuş Çin. Bu muasır medeniyet mi şu anda? Evet, bu muasır medeniyet. Bunun üzerine çıkmalı mıyız? Evet, bu üzerine çıkmalıyız. Ama diyor ki orada bir diktatörlük var. Orası diktatör. Diktatörlük var Çin'de. Çin diktatörlük değil. Orada demokrasi yok. Uygur Türklerine katliam var diyor. Ama Gazze'de Amerikan bombalarının imalatçısına saygı duruşunda duruyor. Bakın, yani bu aslında CHP için de geçerli değil. AK Parti için de geçerli. Bunu da söyleyeyim. Yani öyle bir insan modeli yarattılar. Dolayısıyla bu insan modelinin yapacağı siyasette bu kadar olur. Çünkü ben çok da örselemek de istemiyorum. Niye örselemek istemiyorum Halil abi? Şundan dolayı örselemek istemiyorum. O da o kendi dünyasıyla, çünkü öyle düşünüyor. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu Amerika ile birlikte yol yürümek. Onun dışında Türkiye için bir kurtuluş yok. O öyle görüyor. Türkiye'nin düşmanı değil, o da değil. Aslında Türkiye'nin düşmanı değil. Türkiye'nin iyiliğini yaptığını düşünüyor. Ama gerçekleri okuyamıyor. Yani Rahle'yi tedrisatından geçtiği için NATO'nun, gidip oralarda eğitim aldığı için, o Rahle'yi tedrisatından geçtiği için o gözle bakıyor. Diyor, Türkiye'nin güven sorunu NATO dışında hiçbir şey çözemez. Ya çünkü onun için İran düşman. Öyle görüyor. Onun için Rusya düşman. Onun için Suudi Arabistan, Suriye, Irak düşman. Her an bize bombalar, füzeler atabilirler. Dolayısıyla bizim NATO'nun güvenlik kalkanına ihtiyacımız var. Oysa bunların hiçbiri olmadı, olmayacak. Tam tersi oldu. NATO'nun bombaları yağdı. Hala yağıyor. NATO'nun bombaları patlıyor İçişleri Bakanlığı'nın. Hala bunlar oluyor. Evet. İşte bunlara gördüğünüz zaman bu biraz Washington DC'nin Rahle-i Tehdit'inden geçen isimler olduğu için CHP'yi yöneten ya da yönetecek, yeni yönetecek kadro da dahil bir umut yok. Yani o milyonlarca kişi gitti ya Anıtkabir'e. Onlar umudu olsa, yani onların umudu Atatürk. Atatürk de CHP'de yok. Atatürk CHP'den kovuldu. Aslında bir şeyin daha yokluğunu hissediyorum ben Türkiye'de. Mizah yok. Doğru.